Artı TV ekranlarından bir kez daha merhaba, gün başlayarak kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu saatte konuğumuz olacak oyuncu Nur Sürer stüdyoda bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. Dün güzel bir gelişme yaşandı, önce bununla başlamak istiyorum. Aslında kısmi bir gelişme de diyebiliriz. Cumartesi anneleri 5 yıl sonra 700. haftadan sonra ilk defa 972. haftalarında Galatasaray meydana çıkabildiler, açıklamalarını yaptılar, karanfillerini bıraktılar. Siz de onlara desteğinizi her zaman dile getirdiniz, her zaman onlarla birlikte oldunuz. Nasıl karşılıyorsunuz bu durumu? Bir defa cumartesi annelerin yanında olmak için illa kaybının olması gerekmiyor. 94'lü yıllardan onlar böyle 2-3 aile, Göktepe ailesinin başlattığı bir şey. Sonra giderek çoğaldılar tabii, güç buldular bu toplanmadan. Yani ülkenin her tarafında kaybı olan insanlar öyle ve çok geniş bir aile olundu sonuçta. 700. haftada vardım ben de, yani epey bir gaz yedik şeyin başında. Yani işte Anayasa Mahkemesi sonunda kararını verdi, yani bu... Dünyanın işte şeydeki gibi, Arjantin'deki gibi en sessiz ama en fazla sesini duyurmadan çığlık atan bir topluluk. Annelerin haykırışı, eşlerin, yani kimileri eşlerini kaybetti, kimileri anasını babasını kaybetti. Ve gerçekten baktığınızda şimdi o kadar az kaldı ki bu anneler, babalar. Yani biz giderek hepsinin ölümüne şahit olduğumuz için, kaybına. İkinci, üçüncü kuşakları yetiştiren, onlar kayıplarının peşindeler. Ben her zaman desteğimi verdim. Yani gönülden verdim. Desteklemeyelim, biraz ayıp kaçar tabii. Hep yanlarında olmak istedim. Ama dünkü görüntüden biraz hüzünlendim. Yani tamam, size izin veriyoruz ama 11 kişiyi geçmesin falan, bu da bir devlet terbiyesi gibi geldi bana. Yani tamam, orada ne olacak, duvarın kenarına dizmişler. Çok canım sıkıldı eve gelip gördüğümde. Ya buna gerekçe olarak da şeyi öne sürüyorlar. İstiklal Caddesi'nin işte insan yoğunluğunun fazla olduğu bir nokta. Burada çok fazla kişi gelirseniz bir yoğunluk, trafik oluşur, insan trafiği oluşur gibi bir gerekçe öne sürmüşler. O çok yanlış bir gerekçe, çünkü İstiklal Caddesi zaten İstanbul'un her zaman en kalabalık caddesidir. Yani ben neredeyse 48 sene oluyor İstanbul'a yerleşeli. Her zaman en kalabalık caddesidir. Hatta benim akrabam var, İsveçli. Yeğenimin eşi. Bir gün yukarıdan baktığımızda, bu yıllar önce, yani dediğim 17 yıl önce, teyze işe mi gidiyor bu insanlar dedi. Çünkü caddenin başından baktığında bir insan yoğunluğu görürsünüz. Yo hayır kızım, geziniyorlar falan dedim. Yani öyle bir gerekçe de bana biraz şey geldi. Ve cumartesi anneleri de çoğu defa alana çıktıklarında bu insan trafiğini kapatmamak için ellerinden geleni her zaman yaptılar. Evet, yani bu şey bir açıklama değil, yani böyle doyurucu bir şey değil, öyle diyeyim ben size. Şunu da sormak istiyorum, pandemi dönemiyle başlayan sanatçıların, kültür sanat emekçilerinin yaşadığı zorluklar ne yazık ki hala da devam ediyor. Birçok sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ne gibi sorunlar var? Pandemiden bu yana bir şeyler değişti mi? Yoluna girdi mi? Bizim mesleğimizle ilgili. Meslekle ilgili, evet. Esasen çok fazla zorluk yaşadığımızı söyleyemem ben. Yani bir 8 ay setler durdu. Hatta ben o dönem Ay Yapım'la, şimdi Ay Yapım'la çalışıyorum. Ay Yapım'la çalışıyordum. İlk seti durduran şirket oldu Ay Yapım. Ve doğru sağlıklı verilmiş bir karardı. Çünkü yani mikrobun oradan oraya geçmesi falan hızlandığı bir dönemdi. Sonra insanlar oturdukları yer, eski dizileri falan seyretmek istemediler. Halkın bir şeyi oldu esasen başlaması için. Dolayısıyla kendimizi koruyarak 8 ay sonra tekrar başladı. Biz böyle diyelim ki bir hafta üst üste çalışıyoruz. Bir hafta valilikten izin geliyordu. İzin kağıtlarımız vardı ve sokaklarda polislerden ve dizide çalışan oyunculardan fazla başka da birilerini göremiyordunuz. Yani arabaların önünde yazıyor bilmem ne dizisi falan. Çevirmiyorlardı bile bizi. Yani öyle çok fazla bir şey yaşadığımızı söyleyemem ben. Yani insanlar 2,5 sene oturdu evlerinde. Biz 8 ay oturduk. Birikimleri de vardı herhalde. Yani 8 ay kendilerini götürecek bir... Peki çalışmalar nasıl gidiyor? Bunu da sormuş. Çalışmalar çok şey gidiyor. Ağır gidiyor. Çünkü neden?
bu dizilerin yayın şeyleri uzadıkça, yani ilk başladığımızda hatırlıyorum, hep onu söylüyoruz artık böyle nostalji gibi. 60-61 dakikaydı. Siz de gençsiniz. O zamanlar şey oluyordu, hatta iki tane dizi yayınlanıyordu. Bir haber sonrası, ondan sonra da başlayan bir kuşak oluyordu. İkinci bir kuşak. Şimdi ama işte özeti başlıyor. Ondan sonra yani saat 8'de neredeyse 12'ye doğru, 11.30, 12'ye doğru bitiyor dizi. Yani bir sinema uzunluğunda bir iş yapıyoruz ve bunu sinema filmini 25 gün, bir ayda çekiyoruz. Bunu 5 günde çekmek zorundayız. Şöyle bir durum da var. Özetler şey, dahi 1 saati bulabiliyor evet, bazen. Evet, evet. 8'de 9'a doğru başlıyor yeni bölüm. Dolayısıyla yani bu herhalde bilmiyorum kimlerin işine geliyor. Bence rutin işine geliyor olabilir. Yani tamam, bir taneyle kapasınlar ya geceyi falan diye. Öyle yani, sadece çok uzun saatler çalışıyoruz. Yani şöyle, dizilere yönelik rutinde sıkı bir denetimi var. Vallahi hiç denetlemesinler bence, çünkü en fazla para kazandıkları yer. Yani işte, denetlemesinler. İyi ki diziler var diye deyip oturmaları lazım. Yani bu cezalarla da ayrıca kazandıkları da tabii, oluyor. Tabii tabii, çünkü şey, yani halen ulusal diziler en fazla birinci sırada, en fazla izlenen diziler. Çünkü diğerleri zaten biliyorsun dijital platform ve hepsi belli bir aylık ücreti var. Yani bu ekonomik şeyde ben Türkiye'nin büyük bir kısmının işte ne bileyim, ismini vermek istemiyorum, 1000 tane şey oldu, onlara para yetirebileceğini zannetmiyorum. Yani o yüzden ulusal diziler her zaman bizim gibi ülkelerde birinci sırada. Evet, diğer sormak istediğim bir konu. De bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela satışlar, dünyanın her tarafına satıyoruz artık. Eskiden Amerikan dizileri ve Latin Amerika dizileri ikinci sıraydı. Biz dünyada ikinci sıraya yerleştik. Dünyanın her tarafına satılıyor diziler. Ve bunlardan da iktidarlar, yani hükümet olanlar, bu satışlardan onlar da belli bir şey oluyor. Onun için hiç kimse şikayet etmesin yani. Evet, i̇yi ki sanatçılar var, iyi ki bu işler yapılıyor desin. Belki bizim unuttuğumuz şu an diziler bile hala yurt dışında bir şey. Tabii tabii tabii, satılıyor. Satılıyor. Evet. Diğer, sokaklarda yürüyemiyoruz yani. Evet. Diğer bir sormak istediğim konu da Yılmaz Güney. Çok defa hedef haline getiriliyor. Evet. Yani sanatı üzerinden konuşulmasa da bir şekilde bir tepki Yılmaz Güney'e başkaldırı, bir eleştiri geliyor. Şimdi ise Yılmaz Güney'in cezaevinden çıkış süreci, Fransa'ya gidiş sürecine ilişkin bir film, yapacağız. Ben bir girdim, içtim, hiç tanımadığım insanlar. Yani bu gürültüden nemalanmak isteyen insanlar herhalde. Yani kusura bakmasın kimse, onlar gerçekten bilmiyorum. İşte bir takım yerlerden de şey almışlar, İsviçrelilerden, şuradan buradan falan. Yılmaz Güney sinemacılar için çok önemli bir insan. Yani şimdi yani bir kilometre taşıdır Yılmaz Güney. Mesela bir dönem A filmleri, yani Yeşilçam düzeni içinde, sonra B filmleri diye bir şey var. Yılmaz Güney zaten politik bir insan. Yani sinemacı olmadan önce de politik bir insan. Adana'da yaşadığı dönemde yazılarından ötürü içeriye alınmış, Anadolu'nun bir takım yerlerine kendi şehrinden uzaklaştırılmış, İç Anadolu'ya falan, böyle bir insandan bahsediyoruz yani. Yılmaz Güney bir anda hop diye bir artist olmuş falan değil. Sonra geliyor bir takım arkadaşlarının şeyiyle, İstanbul'a gelsen, çünkü hikayeleri olan bir insan. Geliyor ve geldikten sonra bu Çirkin Kral hikayesi başlıyor. B filmleri yapıyor. Ve bakıyor sinemacılar, Anadolu'da yıkıp geçiyor adam. Öbür filmler, işte A filmleri dedim, işte Türkan Şoraylı, Fatma Girikli, o Yeşilçam'daki o dörtlü starın olduğu dönemde, Allah Allah bu adam kim diyor bir tarafıyla. Sol kesim bile Yılmaz Güney hikayesiyle, Umut filmiyle karşılaşıyor. Yani Umut filmi Sinematek'te gösterince solcular, Allah Allah bu adam varmış diye. Onlar bile düşün, 70'li yıllarda asıl yapmak istediği şey zaten Umut filmi. Ama kendini bir biçimde kabul ettirmek için bu tarz filmleri, kaldı ki ben o filmleri bile seviyorum. Çünkü oralarda hep şey vardır, bilmiyorum izlemişsinizdir tabii siz de. Böyle bir mahallede
adalet dağıtmak gibi, yoksulu korumak gibi. Ben o filmleri de çok severim. O yüzden gerçekten ben sinemada, yani 44 yıl oldu ben de sinemada çalışan biri olarak, böyle Yılmaz Güney'in en zayıf noktalarından tutturup böyle ortalığa saçılması. Bu Yılmaz Güney hikayesi hep oluyor. Evet, böyle bir maalesef. 5 senede birbirleri bir şeyi kaşıyor ve Yılmaz Güney konuşuluyor. Yılmaz Güney'i konuşacaksanız filmlerini konuşun gerçekten. Yani neden peki Yılmaz Güney'in filmleri değil de... Ya bilmiyorum, birilerini böyle bir rahatsız ediyor ya da gündeme gelmek için de diyebiliriz. Yani ortalıkta hemen bir Yılmaz, nasıl olsa biri buna karşılık verecek falan, böyle bir gündem oluşturmak için. Bilmiyorum yani Yılmaz Güney zaten yani işlediği cinayetten diyelim şey yattı. Yani uzun yıllar yatmıştı. Ama Yılmaz Güney ile ilgili yazılarından ötürü, işte Güney dergisindeki yazılarından ötürü falan çok yüze yakın, bilmem 96 yıllık bir cezası söz konusuydu ve artık yani kaçıp gitti. Ben olsam ben de giderdim yani. Yani birçok yani, insan aslında bunu düşünürdü de yapardı da. Bir sürü insan gitmedi mi bu ülkeden? Yani çok uzun yıllar, 5 sene, 28 sene, 38 sene niye yatayım diye, sonuçta yapmak istedikleri var, bir sinemacı. Dışarıda da filmler yaptı, gördük yani. Gitti, bunları da başardı. Evet, başardı. Yani Yılmaz Güney gerçekten çok önemli bir insan sinemacılar için. Ben bazı arkadaşlarıma dedim, hepinizin şey yapması lazım, karşı çıkması lazım. Çok üzülüyorum gerçekten. Yani şimdi de işte bu sürecinin, aslında gidiş sürecinin bir film yapılacağı söyleniyor. Ve bu filme yönelik de yine eleştiriler var, tepkiler var. Yani birçok sanatçının aslında hayatı filmleştirildi. Evet. Anlatıldı. İşte Müslüm Gürses, Bergen de yine bu tarz sanatçılar da anlatıldı. Yılmaz Güney neden anlatılmasın? Ya anlatılabilirdi ama belki de en yanlış yerden mi başladılar? Yani kaçış süreci falan. Yani sadece Yılmaz Güney mi kaçtı bu ülkeden? Yani son olarak doktorların çıkması kaç tane doktor oldu bilmiyorum ben. Her gün 20 tane temiz kağıdı alan sağlıkçı var. Sadece doktor değil. Yani benim mesela gittim sağlık ocağında, evin yakınında iki tane çocuk geldi, bana sarıldı. Abla biz gidiyoruz dedi, hemşire. Nereye dedim, Almanya'ya gidiyoruz dediler. Çünkü orada hemşire açığı da var. İsviçre de çok almak istiyor. Biliyorum, ben takip ediyorum yani. O yüzden yani niye Yılmaz Güney'in kaçışı diye başlıyor şey iş. Bilmiyorum. Yani çok da iyi bir film konusu değil mi aslında bahsettiğiniz? Sağlık emekçileri yıllarca eğitim almışlar. Evet, evet. Belli bir noktaya gelmişler. Evet. Fakat Türkiye'de geçinemiyorlar. Evet. Ekonomik zorluklar, siyasi baskılar ve evet, bir şekilde hayatlarını farklı yerde sürdürmek istiyorlar. Tabii Güneydoğu bütün... bölgesinde mesela doğru dürüst kanser uzmanı kalmamış. Yani bunları Yılmaz Güney konuşacak kadar bunları konuşmak lazım. Gerçekten. Bir sürü hastanede, şehir hastaneleri kurmuşlar böyle. Ölü yatağı gibi bir yer. Doktor yok içinde doğru dürüst. Buna deprem bölgesinde tanık olduk. Hatay'da 45 günde yapılan bir hastaneyle övünüldü. Fakat şu an o hastanede yağmur olduğunda ya da sağlık emekçisi zaten yok. Aynen. Ayrıca doğal bir durum gerçekleştiğinde, bir yağmur, bir sel olduğunda ilk su basan yer o hastane oluyor. Evet, evet. Ama şu an bizim yine tartıştığımız konu Yılmaz Güney oluyor. Evet, yani böyle bir üzülüyorum gerçekten bunu böyle... Hiç bilmeyen insanlar, işte o olmadı mı, savcıyı da öldürdü ama falan. Yani onun da araştırılması lazım. Onun tanıkları var, o sette tanıkları var yani. İşte o tanıklarla konuşmadan sadece sosyal medya etkileşimi ya da gündem olmak adına... Savcımızı diyor. Diyen adam mesela, bakıyorum 22 yaşında, sen ne biliyorsun? Adam öleli 38 sene olmuş yani, ne biliyorsun? Filmini mi seyretti mi, bir şey yap. Bilmiyorum öyle yani, çok da şey yapmıyorum bu ülkede, bilgisiz ama konuşan o kadar çok insan var ki. 44 yıllık bir sanat hayatınız var. Evet, 44 yıl. Şunu sormak istiyorum, 44 yıl önce nasıldı, şimdi nasıl sizce? Ben esasında Yeşilçam'ın bir ucundan yakalamış oyunculardan biriyim. Şimdi tabii bir sektör oldu artık. Tabii buna dizilerin büyük katkısı var. Böyle biz 15-16 kişiyle film çalışırdık. Yani kamera arkasında 16 kişi olurdu en fazla. Eğer şirket sahibi biraz daha varlıklı biri ise belki 10-18 kişi olurdu.
Kadın çalışan yoktu mesela kamera arkasında. Ben ilk İsveç-Türk ortak yapımı projeyle başladığım için kadınlar vardı ve öyle zannediyordum. Sonra ikinci filmde Sinan Çetin'le çalıştım. O da kendi akrabalarını çalıştırdığı için gene kadınlar var zannediyordum meslek içinde. Sonraki filmde Yeşilçam'ın yüzüğüyle karşılaştım ve kadın yoktu yani. Ama şimdi bakıyoruz arkamızda 200-230 kişi var. Dönüp şöyle baktığında yarısından fazlası kadın, bu çok sevindirici bir şey. Ve en sonunda ya tamam kadınlar da geldi filan ama kamera kullanamazlar diye bir hikaye çıktı. Çünkü o da ne? Aletlerin ağırlığından. İlk defa bir görüntü yönetmenini gördüğümde gerçekten gidip sarıldım ve hüngür hüngür ağladım. Buraya kadar geldik ve sizi kadına nasıl yapıştım, yanaklarını öptüm filan. Yani şimdi kamera da kullanıyorlar ve ödüller alıyorlar. Evet, şimdi zaten kadınlara yönelik belli bir iktidar politikası var. Aslında işte çalışmamalarına yönelik söylemler var. Buna rağmen kadınlar mücadele ederek birçok alanda aslında bir şekilde başarılarını gayet gösteriyorlar. Evet. Hiç bırakmayacaklar da zaten. Herkes istediğini söylesin. İktidarı ya da şusu busu, kimse onlar. O yanaşmaları falan filan iktidarın. Hiç kadınlar bunları gerçekten sallamıyor. Onu biliyorum yani. Merve Dizdar ödül aldı. Evet, Ankara'da. Aldığında dahi eleştiri konusu oldu. Evet, yani kadınların bir başarı elde etmesi. Oyuncudan neden? Çok yetenekli bir oyuncu, ne istiyorsunuz? Ya bir sosyal medya şeyi var. Yani hakaret edebilirim. Ben böyle bir sürü hakaret davası açtım. Daha doğrusu ben onları takip etme şansım yok. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ve konuştukları insanların nasıl bir insan olduğunu hiç bilmeden, yani seçimlerimizle ilgili, hayata bakışımızla ilgili, ya bu kim ya falan diye. Ben esasında bir avukat arkadaşım aradı, dedi ki abla böyle böyle falan. Ya dedim, ben ifade özgürlüğüne inanan bir insanım. Ama yok, bu dedi ifade özgürlüğünün ötesinde bir şey dedi. Sonra baktım gerçekten çok çirkin. Ben hayatımda hiç kimseye hakaret etmedim mesela. Yani mesela filmlerde şerefsiz lafını bile kullanmıyorum. Yani bana şey geliyor, biraz ağır geliyor. O yüzden evet, gerçekten şeyin dışına taşıyorlar. İfade özgürlüğünün dışına taşıyorlar. Öyle insanlar ki torunlu yaşında mesela Merve, belki onların. Merve'yi hiç tanımaz. Merve'ye işte hakaret ediyor. Yani daha doğrusu kendilerine olan bir şey değil. Yani oradan bir sanat şeyi göremiyoruz ki. Yaptıkları işte heykel bir şeyler görüyoruz, neler yaptıklarını. Yani biz doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Yani sen benim seçimimi bırak. Sen belki kötü oyuncu diyebilirsin. Yeteneksiz diyebilirsin ama onun ötesine öyle bir şeyiniz yok yani. Ya biraz da şey durumu da var. Sanatçılar işte ödül aldıklarında ya da bir etkinliklere katıldıklarında toplumsal olaylara yönelik bir söylemlerde bulunduklarında şey algısı yaratıyor. Sanatçısın, git sanatını yap. Topluma dair evet, siyasi konulara ilişkin konuşma gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Hiç eyvallah demiyoruz onlara. Yani ben nerede konuşacağız işte? Yani televizyon mu var bizim konuşabileceğimiz? 4-5 tane şey var işte, sizin gibi YouTube'da iş gören yani. Nerede konuşacağız yani? Kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Kadın cinayetlerine, kadına şiddete karşıyız. Onu belirtiyoruz. Çocuklara karşı yapılan şey, yani eğitimden uzak, şiddet görüyorlar. İşte bir sürü şey, yani biz gözümüzün önünde olan şeyler var bu. Ne bileyim, tarikat yuvalarından, şuradan buradan, bilmiyor muyuz? Her şeyi biliyoruz artık. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmıyor. O yüzden hayvana şiddet, yani yoksulluk, her şeye karşı bir şey söylemek istiyoruz biz. Yani bunun önüne neden geçirmek isteniyor peki? Sanatçıların konuşmaması, toplumsal olarak yani, tepki göstermemesi. İşte sanatçı konuşunca daha çok dinlenir geliyor herhalde. Ay ya bak, işte bu böyle bir şey söyledi, hadi onun üzerinden yürüyelim, kapatalım mevzuyu.
Bir de böyle bir ambargo uygulanıyor daha sonrasında. İşte bu sanatçılar konuştuktan sonra ya yapımlardan, mevcut yapımlarından bir şekilde çekiliyor ya da daha sonra iş vermemeye kadar gelebiliyor boyut. Valla şimdi bir şey söyleyeyim mi? Mesela TRT'yi ele alırsak, TRT'de biz zamanında çok iyi kurumlardan biriydi TRT. Yani çok ünlü yazarların edebiyat uyarlamaları yapılırdı. İnanılmaz güzel günler yaşadık biz TRT ile. Ama şimdi bakıyorsun, yani çarpık çurpuk böyle Osmanlı hikayeleri falan, yani abuk subuk, son derece bana göre son derece kötü. Yani izlenme şeyi bilmem ne olsun, beni çok o hiç ilgilendirmiyor. Ama biz çok şahane bir dönem geçirdik yani. Sabahattin Ali'ler yapılıyordu, Orhan Kemal'ler yapılıyordu. Yani oradan geldiğimiz noktaya bak. Yani ben böyle düşünüyorum diye, ben yani işimi engellerse de nereye kadar engeller yani? Ya şu an TRT'de gördüğümüz bir durumda işte insan kaçırmanın dahi tanıtıldığı, övüldüğü, anlatıldığı bir düzene geldi TRT. Facia. Yani MIT'in insan kaçırdığını gördük biz TRT'de, izledik, tanık olduk ne yazık ben ki. Ben hiç açmadığım için gerçekten, yani bir sürü televizyonu açmıyorum yıllardır. Yani çünkü zaten şey bir ülkede yaşıyoruz, her an böyle bir şeylere üzülebileceğimiz bir, yani an yok. Yani bir defa ülkenin şöyle bir şeyi var, yani sadece ben AKP'ye de dayandırmıyorum. Yani Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana baktığınızda, belki daha öncesinden de gelen, bir bakıyorum ya bu kadar her gün acılı anması olan bir ülke olabilir mi diyorum. Bakıyorsun bilmem ne katliamı, o şeyi, bunun vurulması, onun, yani her gün acılı bir ülke gerçekten. Yani bir dönemde şey vardı, dönem dizileri çekiliyordu ve bu dönem dizilerinde aslında bir nebze de olsa o döneme tanık olabiliyorduk. Fakat şimdi bundan biraz geri duruluyor. Bir kanalda şimdi başladı, belirtilmişti bir dönem dizisi çekileceği darbe sürecini. Fakat o darbenin izlerini çok görmüyoruz. Gördüğümüz kısımda aslında biraz çok farklı anlatılıyor. Evet, ben esasında o işi beğendim. Yani mesela reytinglerde aşağılarda olması üzdü beni. Yani biraz yanlış da anlatsa önemli değil. Önemli olan öyle bir işin yapılıyor olması. İyi oynanıyor, çok iyi oynanıyor. Ama şimdi onu takip ediyorum mesela diziyi. Biraz yukarıya çıktı. Belki farkında oldu insanlar, bilmiyorum. Yani o tarz işlerin yapılması gerekiyor gerçekten. Yani şu an hala unutmadığımız diziler var bu şekilde, dönem dizileri. Hatırla Sevgili evet, gibi. Evet evet, Tomis Hanım'ın evet çok çok iyi işler. Çok iyi işler yapıldı gerçekten. Yapılabilir, halen yapılabilir. Yapılmayacak diye bir şey yok. Ya biraz insanlar çekiniyor gibi de diyebilir miyiz aslında bu tarz işlere girmekte? Yok. Yani ne bileyim, bir şey yapmak istiyorsa insanın çekineceği bir şey yok zaten. Yani illaki yaptığı bir şeyi gösterebilecek alanları olacaktır. Yani buna ilişkin şu an dijital platformlar da var. Çok tabii, tabii. Siz de bahsettiniz. Tabii. Sürelerden bahsettik. Son olarak onu da sormuş olayım aslında. Şu an diziler işte 2,5-3 saatten bahsederken platformlarda işte 45, 40 dakika, 45 dakika 50'ye gibi. 50'ye yakın oluyor, evet. Ama işte dediğim gibi yani halen birinci sırada ulusal işler. Hani ne yapılırsa yapılsın birinci sırada onlar oluyor. Diğerleri tabii keşke hep öyle olsa. Yani dışarıdaki dizilere baktın zaten 45 dakika, 50 dakika. Bizden sazın aldıklarına 4'e 5'e bölüyorlarmış dizileri. Düşün kaç yıl izliyor yani. Burada diyelim ki 2 senede bitiyorsa onlarda kaç yıl bitiyor. Ben hala böyle dışarıdan yani böyle gelen turistler. Geçen gün bizim kapıda mesela İtalyanlar vardı. İspanyollar vardı. Nereden gelmiş? Yani 8-9 tane kadın. İşte camdaki kızı izlemiş, o işte şimdi aileyi izliyor filan. Nasıl geldiler, yapıştılar kadınlar böyle. Ama işte 50 dakika izliyorlar. Bir sonrasını biz 2 saatlik bir iş yapıyoruz. Yani 4'e bölüyorlar yani. Buradaki bir diziyi 4 bölüme, evet. 1 bölümünü 4 bölüme bölüyorlar. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Daha önceki şeye de gelmiştim, pandemiden önce. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Sürekli böyle şey diyorlar, size katılabilir misiniz yayınımıza? Ben şey özürlüyüm. Ben bir tek maillerimi okuyabiliyorum. Telefon açıp konuşabiliyorum. Yani kaçırdık biz o şeyi.
gerçekten yani 2,5 yaşında çocuğun şöyle telefona bakmasıyla bir şaşkınlık içine bakıyorum o bebeğe. Bebek şeylerini buluyor falan. Ben hiç katılamıyorum. Çünkü pandemi döneminde evet katılıyorduk ama mutlaka bir arkadaşım eve geliyordu, yardımcı oluyordu. Çünkü oralara da katılmak istiyordum falan. Söylemek istediğim şeyler oluyordu. Ne diyeyim? Şey diye kapatalım. Cumhuriyet'in 100. yılı bir umut oldu. Ben hiç düşünmüyordum 100. yıl diye bir şeyi. Hiç her sene bakmıyordum neredeyse. Ama bu böyle şey oldu bizim için. Bir umut oldu gibi. Bizden sonraki kuşak için umutlu şeyler dilemek istiyorum. 2. yüzyılı hep birlikte göreceğiz aslında. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz biz de. Evet, oyuncu Nur Sürer bizimle birlikteydi. Hem dizileri, sinemayı, Yılmaz Güney'i konuştuk. Ve tabii ki Cumartesi Annelerinin kazanımını konuştuk. Cumartesi Anneleri 5 yıl sonra yeniden Galatasaray Meydanı'na çıktılar. Açıklamalarını yapıp karanfillerini o meydana yeniden bıraktılar diyelim ve gün başlıyorum sonuna geldik. Hoşçakalın.